Evet, merhaba değerli izleyicilerimiz. Sempozyumumuzun üçüncü oturumuna geçiyoruz. Oturum başkanımız Doktor Leyla Kodaman. Hocam, oturum sizde. Teşekkür ediyorum. Derim. Herkese merhaba. Sempozyumda emeği geçen herkese ve bütün katılımcılara Türk resim sanatının mihenk taşlarından birisi olan Sayın Mehmet Başbuğ'a da öncelikle rahmet diliyorum. Saygıyla için çok onur duyuyorum. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Konuşmacı hocama sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın Mustafa Hocam, buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum Leyla Hocam, sağ olun. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Günay. Ekranım sanırım sizlere yansıdı. Evet hocam. Çalışmamın konusu Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Fen Bilimleri kitaplarında illüstrasyon kullanımının incelenmesi ve öneriler üzerinedir. Çalışmamdaki amaç, yani bu çalışmayı oluşturmamdaki amaç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Orta Öğretim Fen Bilimleri derslerine ait basılı kitaplarda bulunan illüstratif materyallerin tasarım ilkeleri açısından incelenmesi. Ve bu inceleme sonucunda elde edilen verilerin bulgular üzerinde öneriler sunmak. Öncelikle illüstrasyonun ne olduğunu burada dile getirelim. Ondan sonra içeriye girelim. İllüstrasyon bir nevi bir çeşit resimlemedir. Metinleri resme döndürmektir, çevirmektir. Bezeme, basılı el yazması veya dijital yayınların dergi, kitap, gazete gibi içinde yer alan bir metinle ilgili onu açıklayan, somutlaştıran, süsleyen resim desenlere biz illüstrasyon diyoruz. Bu araştırma ile orta öğretim fen bilimleri derslerine ait basılı materyallerde yer alan bilimsel ve teknik illüstrasyonların grafiksel açıdan tasarım ilkelerine ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda illüstrasyonların taşımaları gereken özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar kapsamında orta öğretim fen bilimleri ders kitaplarında seçilen toplamda 15 illüstrasyon çalışması örneği oluşturulmuş olan ölçek yardımı ile alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmiş ve bu çalışmaların tasarım ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirmelerde bulunulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan araştırma tarama metodu yardımı ile ulaşılan bilgilere akademisyen görüşlerine ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılan verilere dayalı olmasından kaynaklı olarak betimsel bir araştırma olarak tanımlayabiliriz. Belirtilen sebeplerden dolayı gerçekleştirilen araştırmanın yöntemi nitel bir araştırma yöntemidir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış 2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulan orta öğretim fen bilimleri kitapları çalışmanın evrenini oluştururken kitap içerisinden orantısız eleman örnekleme ile seçilen 15 adet bilimsel ve teknik illüstrasyon araştırmanın örneklemesi oluşturulmaktadır. İnceleme kapsamında seçilen illüstrasyon çalışmaları şunlardır. Birincisi ortaokul 6. sınıf fen bilimleri ders kitabından 2019'da aktif olarak okutulmakta olan kitaptan alınmıştır. İkinci çalışma yine ortaokul 5. sınıf fen bilgisi ders kitabından alınmış bir çalışma. Üçüncü illüstrasyon çalışmamız göz
illüstrasyonun çalışması ortaokul 6. sınıf fen bilgisi ders kitabından alınmış. Yine 2019 yılında aktif olarak okutulan ders kitaplarından seçilmiş bir illüstrasyon çalışması. Ortaokul 6. sınıf fen bilgisi ders kitabından alınmış yine 4. görselimiz. 5. görsel 7. sınıf fen bilgisi ders kitabından. 6. görselimiz ortaokul 7. sınıf yine fen bilimleri dersi kitabından alınmış ve yine 2019 yılında aktif olarak kullanılmakta olan ders kitabından alınmış. 7. görsel ortaokul 8. sınıf. 8. görsel ortaokul yine 8. sınıf fen bilimleri dersi kitabından yine 2019 yılında aktif olarak kullanılmakta olan ders kitaplarından. 9. görselimiz illüstrasyon görselimiz devre. Bu da ortaokul 8. sınıf yine fen bilimleri ders kitabından alınmış bir illüstrasyon çalışması. 10. çalışma ortaokul 5. sınıf. 11. çalışma göz. Ortaokul yine 5. sınıf ders kitabından, fen bilimleri ders kitabından alınmış bir çalışma. 12. çalışmada yine 5. sınıf. 13. çalışma 8. sınıf fen bilimleri ders kitabından. 14. ve 15. görsel illüstrasyon, seçilen görsel illüstrasyonlar yine 5. sınıf fen bilimleri ders kitabından alınmış ve aktif olarak 2019 yılında okutulmakta olan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulmakta olan kitaplardan alınmış örnek, rastgele seçilmiş örnek çalışmalardır. Yapılan araştırma, isterseniz sizinle değerlendirme tablosunu da paylaşayım. Buradaki değerlendirme tablosuna göre 33 farklı alanda, 33 farklı alanda çeşitli alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler 33 farklı kalemde yüzdelik oranda veriler elde edilmiş. Bunların tamamının sonucuna kongremizin bildiri kitabında bulabilirsiniz. Orada merak edenler için oradan tamamını takip edebilirler. Ancak burada süremiz kısıtlı olduğu için ben birkaç tane örnek, 5 tane çarpıcı en olumlu yüzdeyle olan örnek, 5 tane de olumsuz yönde seçilen örneklerden 5 tanesini burada sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi geri kalan sonuçların tamamını bildiri kitabından ulaşabilirsiniz. İllüstrasyonda görsel ögeler açısından, görsel ögeler arasında orantıya dikkat edilmesi, %72.22'lik oranda çok uygun olduğu gözlemlenmiştir yapılan araştırma sonucunda. İllüstrasyonlarda görsel ögeler arasında denge oluşturma %79 oranında çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda illüstrasyonlarda tasarım ögelerinde hareket unsurunun kullanılması %77.22 oranında çok uygun olduğu yine tespit edilmiştir. İllüstrasyonların belli bir noktaya dikkat çekmesi anlamda bakıldığı zaman %54 oranında yine çok uygun olduğu yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. İllüstrasyon metin ilişkisi doğru anlaşılır olması bakımından bakıldığı zaman da %60 oranında çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Uygun olmayan yanlar ise, ya uygun olmayan yanlardan almış olduğum, burada örnek olarak sizlere sunmak için seçmiş olduğum 5 tane yanlar şunlardır. İllüstrasyonların klasik tekniklerle tasarlanması %75.55 oranında hiç uygun olmadığı tespit edilmiştir. İllüstrasyonlarda uygun figür kullanımı %55.53 oranında hiç uygun olmadığı tespit edilmiştir. İllüstrasyonlarda grafik kullanımı %95.55 oranında hiç uygun olmadığı çıkmış burada ama bu genel kitabın tamamını kapsamamaktadır. Biz belirttiğim gibi, çalışmanın başında belirttiğim gibi rastgele seçmiş olduğum 15 çalışma, 15 tane illüstrasyon çalışması içerisinde seçilen çalışmalar arasında grafik kullanımına pek rastlanmamıştır. %95.55 oranında hiç uygun olmadığı tespit edilmiştir. İllüstrasyonların
akılda kalıcılığı yönünden bakarsak %61 oranında uygun olmadığı tespit edilmiştir. İllüstrasyonlarda renk armonisine dikkat edilmesi açısından da baktığımız zaman %63.22 oranında uygun olmadığı tespit edilmiştir. Biraz önce de belirttiğim gibi çalışma kapsamında kullanılan 33 ayrı kalemin oranlarına bildiri tam metin kitabından ulaşabilirsiniz. Ayın 24'ünde basılacağı bildirilmişti. Orta öğretim fen bilimleri kitaplarında uygulanan illüstrasyonlara yönelik önerilere baktığımız zaman grafik tasarımın en önemli ögelerinden olan illüstrasyonun eğitim materyallerinde doğru biçimde kullanılmasıyla beraber öğrencilerin derse karşı ilgilerini arttıracağı ve konuların kavranmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Profesyoneller tarafından bilinçli bir şekilde tasarlanan illüstrasyonlar ile geliştirilen eğitim materyalleri sadece o konuyu ve kazanımı değil, genel anlamda eğitimdeki başarıyı daha da belli oranda arttıracağı öngörülmektedir. Çünkü illüstrasyon sayfalarca anlatılmak istenen bir şeyi tek bir karede anlatabilecek özelliğe sahip olması dolayısıyla bu kadar çarpıcı olmaktadır. İllüstrasyonun eğitim materyalleri olarak kullanılmasıyla ilgili verilen bu açıklamaların dışında tekrar hatırlatmak gerekirse illüstrasyon mesaj verme özelliği ile resim sanatından ayrılmaktadır. İllüstrasyonu sanat yapan en önemli unsur ise içine yorum katılması, düşünce, uygulama ve teknik kullanımındaki özgürlüğe sahip olmasıdır. Anlatılmak istenen bir yazıyı veya metni görsel bir forma dönüştürerek yorumlaması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. İllüstrasyonun çok güçlü bir anlatım aracı olduğu bilinmektedir. Birçok alanda başarılı biçimde uygulanabilir. Özelliklerinden en önemlisi ise gerçekte olmayanları varmış gibi gösterebilmesidir. Yani elde edilemeyecek bir görüntüyü varmış gibi gösterebilmesidir. İllüstrasyonun en önemli özelliklerinden biridir bu. İllüstrasyonun gücünün bu kadar çok olması araştırmanın konusu olan Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında eğitim materyalleri içerisinde illüstrasyonun kullanılması fikrini ortaya çıkarmıştır. Grafik tasarım, illüstrasyon ve materyal üçgeninde ortaya başarılı bir ürün koymak için öncelikle gerekli hedefler belirlenmelidir. Bunlardan ilki hedef kitlenin belirlenmesi, en önemlisi budur. Hedef kitle oldukça önemlidir. Özellikle hedef kitlenin yaş aralığı, eğitim grubu ya da basamağı oldukça büyük önem arz etmektedir. İkinci olarak ise konunun branşıdır. Örneklemek gerekirse matematik, fen bilimleri, tarih ve benzeri branşlar gibi çeşitli sınıflandırmalar yapıldıktan sonra tasarımın oluşturulmasıdır. Grafik tasarım unsurları olarak yazı, tipografi, renk, biçim, üslup, doku, fon ve diğer görsel imgeler ile fotoğraf, illüstrasyon ve benzeri hepsi ayrı ayrı ancak bütünü de bozmadan tasarım ilkelerine uygun materyal tasarım süreci hazırlanması gerekmektedir. Örneğin hedef kitle yaş olarak küçük ise, küçük yaş grubuna hitap ediyorsak soyutlamalardan ve karmaşadan kaçınılmalıdır. Bu büyük önem arz ediyor. Daha somut ve algılanabilir, o yaş grubunun algılayabileceği biçimde görseller ve illüstrasyonların kullanılması önemlidir. Yazı fontları, puntoları, renkleri gibi birçok grafiksel konu ve detay materyali hazırlanan hedef kitleye göre yapılandırılmalıdır. Materyalin mesajı ve mesajın algılanması hedef kitleyi zorlamayacak şekilde hazırlanmalı, o şekilde verilmelidir. Bu önemli bir durumdur. Materyal tasarımı yapılırken amacı unutturmadan özellikle özne kısmı
verilmelidir diyorum ve sunumumu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa Günay hocama çok çok teşekkür ediyorum ve sözü Kıymet Güven Ak hanımefendiye bırakmak istiyorum. Buyurun. Merhabalar, herkese teşekkür ediyorum. Şimdi ben paylaşımı yapayım buradan. Ekrana geldim hocam. Evet, geldi. Tamam. Seste bir kopukluk mu oluyor? Tamam. Şu an sıkıntı var mı hocam? Şu an görüyoruz. Hayır, bir sıkıntı yok. Ha, tamam. Merhabalar tekrar. İsmim Kıymet Güven Ak. Bugün size sunacağım konu sanatın görsel temsillerinde ajitasyon olacak. Başlarken kişileri ya da kitleleri tahrik etmek, kişinin ya da kitlelerin duygu ve düşünce dünyasında sarsıntı yaratmak ve kişileri bu sarsıntının etkisiyle istendik bir düşüncenin yanında ya da karşısında tutmak için ajitasyon, provokasyon ve propaganda unsurları birlikte ya da ayrı ayrı çokça kullanılmıştır. Bu kavramları kitleler üzerinde onlardan daha fazla etkili olan başka bir güç ile sanat ile kullanmak, onların gücünün etkililiğini ve sonuca ulaşmak için faydayı artıran durumlardandır. Sanat halihazırda var olduğu günden itibaren insan zihninde, duygu ve düşüncelerde sarsıntı yaratabilme kabiliyetine sahip kitleleri etkilemek adına onlar üzerinde muazzam bir etkisi olan ender güçlerden biridir. Bu kabiliyet ona inanıp onun gücüyle kendi iradesini topluma aktarmak isteyen insanların hedefindedir. Bu anlamda dönem dönem kimi zaman kralların, hükümdarların, imparatorların, iktidarların elinde halkın duygu ve düşünce dünyasında sarsıntılar yaratmış, kimi zaman sanat icracıların yanında kralları, hükümdarları ya da dönemsel olarak iktidarları tahrik ederek kışkırtmıştır. Egemenin elinde sanat bir propaganda unsuruna dönüşüp onun amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir yardımcıya dönüşmüş, güç, para ya da asker toplamada itici bir güç haline gelmiştir. Sanatçının elinde ise egemeni rahatsız ve tedirgin edip tedbir alınması, bastırılması gereken tehlikeli bir uyarıcıya dönüşmüş. İzleyiciyi de durağanlıktan kurtarıp onu düşünmeye, anlamaya kışkırtan bir araca dönüşmüştür. Ben çalışmayı iki başlık altında derledim. Propaganda ve ajitasyon. Propaganda bir öğreti, düşünce ya da inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ya da yaymak amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışma demektir. Gerçekleştirilen odağa yarar sağlamak amacıyla belirli bir grubun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını, bilincini ve bilinçaltını etkilemek, yönlendirmek, değiştirmek için hazırlanmış bütün bilgiler, fikirler, doktrinler veya özel çağrıların hedef seçilen toplum, topluluk veya kişiye yönelik olarak sistematik şekilde uygun araç ve teknikler kullanılarak iletilmesi ve benimsetilmesi girişimi propagandanın en genel tanımıdır. Sanatın politikayla olan ilişkisi öteden beri mevcuttur. Özellikle Orta Çağ'da dini ve dünyevi egemen ideolojiler tarafından sanat kendi ideolojilerini yaymak için kullanılmıştır. Fakat sanatsal üretimin sanatçının politik inançlarını kaynak alabileceği düşüncesi ancak 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Fransız ressam David estetik ve politik ilkelerini bir araya getirmeye seçmiş ilk sanatçılardandır. Propaganda sözcüğünün tarafsızlığı ise eski moda göğüs göğüse savaş taktikleriyle özellikle makineli silahlar ve manevra kabiliyeti olan ağır toplar gibi gelişmiş askeri teknolojilerin karşı karşıya geldiği Birinci Dünya Savaşı'nda sona ermiştir. Böylesine büyük bir savaşın çok fazla kayıplar vermesine sebep olması, bu kayıpların yerini doldurmak için yeni ve daha etkili unsurların devreye sokulmasına sebep olmuştur. Bu unsurlardan biri de hem katılımı artırmak hem de düşman üzerinde psikolojik mücadele olarak kullanılan propagandadır. Propagandayı bu evreye götürmek için işe koşulacak araçlardan biri de kuşkusuz sanat olmuştur. 19. yüzyılda sanat ile siyaset arasındaki en önemli ilişki ulus
inşasıydı. Ama bu modelin tohumları 17. yüzyıl müdafiliçiliğinde yatıyordu. Fransız Güzel Sanatlar Akademisi bir ulus devletin sanat üzerindeki denetimi temsil eden ilk modern kurumdu denilebilir. Ulus devlet propagandasına ait unsurları Fransız sanatında görmek mümkündür. Devletin gücü, haşmeti, ulus olma bilinci, milliyetçilik gibi imgeler sanata iliştirilerek bu ulusun sanatın mükemmelliği görsel hafızalara yerleştirilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan totaliter rejimler amaçlarını daha kolay gerçekleştirebilmek için kullanabilecekleri en uygun aracın sanat olduğu düşüncesini benimsediklerinden dolayı kendilerine özgü sanat modelleri oluşturmuşlardır ve bunu topluma dayatarak diğer bütün akım ve yaklaşımları dışarıda bırakmışlardır. Bundan dolayı 1917'den Sovyet Rusya, 1933'ten itibaren ise Nazi Almanya'sı gibi tek parti devletlerin resmi terminolojilerinde çekinmeden kullanılması sözcüğün bu devletlerle özdeşleştirilmesine neden olmuştur. Batı demokrasilerinde propaganda sözcüğü tartışmalı bir terim olan ve 1945 yılına kadar temelde faşist diktatörlükleri, Soğuk Savaş sırasında ise Sovyetler Birliği ve diğer komünist devletleri tanımlamak için kullanılan totalitarizmle sözcüğüyle bağdaşlaştırılmıştır. Hitler'in Cermen şövalyesi olarak betimlenmesi, İtalyan faşizmi de Mussolini'nin bir ortaçağ liderlik ikonu olan şehir devlet prensi olarak resmedilmesi, bu totaliter rejim liderlerinin sanatlı liderlik kültürünün propagandasının yapıldığı çalışmalardandır. Mussolini'nin sanat ile siyaseti birlikte kullanarak sanatı propaganda aracı olarak kullanan ve hareketlerini Rönesans'ın öncüsü olarak görenlerdendir. Fakat Almanya ile kıyaslandığı da sanatta tek düzeliği daha az empoze ettiği görülebilir. 1934 yılında Sovyetler'de Stalin'in başa geçmesiyle sanatın ve sanatçıların resmi Sovyet düşüncesi boyunduruğuna sokulması gibi Nazi yönetiminde var olan sanat anlayışını ve topluluklarını dağıtıp sanat ve sanatçılar üzerinde uyguladığı ciddi baskıları devletle sanatı birleştiren organizasyonlar kurmuşlardır. Nazi anlayışının toplumun tüm kesimlerinde homojenleşmesi için sanat, sanatçılar, entelektüeller ve bu düşünceye kanalize edilecek her türden kurum bu yönde üretimler gerçekleştirmeleri yönünde baskıya uğramışlardır. Bu eğreğin karşısında gördükleri her kurum kötülenir ve karalanmaktadır. 1934-37 yılında yozlaşmış sanat sergisinde 700'den fazla modern sanat eseri alay edilmek ya da karalanmak amacıyla sergilenmiştir. Hitler sanatı bir propaganda aracı olarak kullanmakta en üst düzeyde çaba göstermiştir. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı Almanya'da yapılan propagandalardan sorumluydu. Bakanlığın başında olan Goebbels, haberler, sinema, belgesel gibi propagandanın yerleşebileceği her alanda yapılan üretimleri kontrol ederek denetim sağlardı. Özellikle sinema bu amaç için kullanılan unsurlardandır. Hitler, Rheinfestspiele'nin propagandası için 3 film istemiştir. İnancın Zaferi, İradenin Zaferi ve Özgürlük Günü Ordumuz. Bu filmler Goebbels'in siyasi propagandasının yaratıcı bir sanat olduğu düşüncesi ışığında propaganda sanatının inceliklerini göstermektedir. Toplumcu Gerçekçi Sanat Kuramı 1937 yılında Sovyet Birliği Yazarlar Sendikaları Kongresi'nde resmi olarak onaylanan tek sanat anlayışı olmuştur. Bu sanat anlayışında sanatçılar resim, roman ve filmlerde politik ideallerin kişileştiği sağlıklı ve güçlü erkek ve kadın kahramanlarla dolu bir dünya yaratmışlardır. Rancina'nın Taşra Dağları'ndaki bir elektrik direğine tırmanan iki genç elektrik işçisini gösteren Hep Daha Yüksek adlı çalışması Sovyet gelişim projelerinin en eskilerinden biri olan elektrik ağının ülke çapında yayılmasını kahramanlaştırmaktadır. Sovyet sanat politikası Lenin döneminde Rus avantgardları olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde sanatçılar ve sanatsal üretimleri Stalin dönemine kıyasla daha modern, eşitlikçi hareket alanına sahiptir. Lenin'in yoğun olması sebebiyle devrimci sanatın inşa edilmesi görevini Lunacharsky'ye veriyor. O da bu görevi Rus avantgardına, suprematistlere ve konstruktistlere de devrediyor. Bu hareketlerin liderleri olan Malevich ve Tatlin'e teslim ediyor. Böylece tarihte ilk ve son kez sanatın yönetimi sanatçıların eline geçmiş oluyor. Propagandanın da rıza üretebilmesi ve düşüncelerini etkilemenin yollarından birisi de kitle kültürü ürünlerinin kullanılmasıdır. Bunlar arasında afiş çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Devlet propagandasının örgütlü olarak yazıldığı zaman ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiştir. Kitlelerin düşüncelerini denetim altına almak, askerlerin motivasyonunu artırmak, asker toplamak ve istenmeyen fikirlerin yayılımını engellemek için de kullanılmıştır. Bu iki afiş de benzer amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Acitasyon ise genel tanımıyla kişinin duygu düşünce dünyasında sarsıntı yaratmak demektir. Sanat artık birey için değil kitleler için üretilen imgeler piyasasındaki endüstriyel bir ürün. İzleyici eserin karşısına geçip derin bir sükunetle eserin estetik güzelliği karşısında haz almak yerine sanatçı ile birlikte esere dahil olup kavramsal bir algılama içerisinde kendini şoka uğratacak derin dehlizlerin içinden çıkmaya çalışacaktır. Başka bir anlamda izleyici sanatçının icraatı karşısında özgürleşmeye kışkırtılacaktır. Sanatçı ile birlikte muhalif olacak ya da sanatçıya muhalif olacaktır.
Terry Fox'un Berkeley Üniversitesi Sanat Müzesi önünde Büyük Çiçek Tarhı'nın Vietnam Savaşı'nda kullanılan dev makinelere benzer bir alet Hocamı duyamıyoruz şu anda. Sanırım bağlantıda bir sorun oluştu. Hocam siz bizi duyuyor musunuz? Kıymet Hocam. Fırat Hocam sizin de sesiniz gelmiyor. Ben sesi kapatmışım. Kıymet geldi. Hocam internetten düşmüş görünüyor. Evet şu anda. Birkaç daha zaman daha bekleyelim. Çünkü sonlara yaklaşmıştı galiba. Evet evet bitirmek üzereydi. Eğer girebilirse tekrar onu bekleyelim. Biraz bekleyelim. Bu sırada Mustafa Hocama sorular varsa değerli dinleyiciler YouTube sayfasında sorular alabiliriz. Böylece interaktif bir tartışma yürütmüş olabiliriz. Ben bu arada tabii Kıymet Hocama yine ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ulaşabilirsek bağlantıyı hemen sağlayacağız. İsterseniz hocam şöyle yapalım. Biz devam edelim. Kıymet Hocam gelirse o son kısmı da tamamlama imkanımız olur. O zaman tekrar söz sizde hocam. Tamam hocam. Sırada ben varım. Evet hocam, geldi herhalde ekrana. Evet, görüyoruz hocam. Evet. Sorun yok. Evet, ben tekrar sempozyumu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Leyla Kodaman, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümündeyim. Araştırma konum istasyon tekniğinin resim dersinde uygulanmasına yönelik bir atölye çalışması, deneysel bir çalışma. Günümüz çağındaki hızlı gelişim ve değişimler, sanat eğitimi sürecinde yeni teknik ve yaklaşımların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinin başarılı olması, önemli ölçüde eğitim ve öğretim programlarına da bağlıdır. Öğrenme-öğretme sürecinin etkili olabilmesi ve eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi de çok önem taşımaktadır. Eğitimcilerin yöntem ve teknikler konusunda seçici olabilmeleri ise ancak çeşitli yöntem ve teknikleri tanımaları ve kullanmaları ile mümkündür. Öğrenciyi merkeze alan ve öğrenme sürecine aktif biçimde dahil eden yöntem ve tekniklerle yapılan öğretimin etkili öğrenmeyi gerçekleştirmedeki katkısı bilinmektedir. Birçok farklı teknik, uygulama ağırlıklı sanat atölye derslerinde de kullanılmaktadır. Bunlardan birisi olan istasyon tekniği, verimli bir şekilde kullanılarak sanat eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilmektedir. Temeli Dalton planına dayanan teknik, eğitim ve öğretimin her kademesinde, her yaş grubunda ve birçok farklı ders içinde uygulanabilir. Bu arada temeli Dalton planına dayandığını söylediğim bu teknik neden bu ismi almış? Helen Parkhurst tarafından Amerika'nın Dalton kasabasının bir ortaokulunda yapılan bir çalışma dolayısıyla bu ismi almış. Ve şu şekilde bir savunma yapıyorlar. Her bireyi, her insanı aynı sınıfa doldurup farklılıklarına, yeteneklerine, davranışlarına göre tek bir sınıfta eğitim vermenin doğru olmadığını, bunun için farklı sınıflarda
herkesin yeteneklerini sergileyeceklerini düşünüp ve yetenekleri doğrultusunda her sınıfta deneyimledikten sonra hangi yöne eğilimi varsa bireyi o yöne yönlendirmek açısından eğitimin çok önemli olacağını düşünmüşler. İstasyon tekniğinin de biraz onunla bağlantısı var. Bu arada onu da belirtmek istedim. Bu doğrultuda çalışmamın amacı bir öğretim yöntemi olan istasyon tekniğinin Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde okuyan öğrencilere resim dersinde özgün işler üretme, yaratıcılıklarına katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evreninde Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü 4. sınıfında öğrenim görmüş 15 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamı örneklem olarak alınmış ve resim dersi istasyon tekniğiyle işlenmiştir. Dersin konusu natürmort, konunun uygulanacağı resim teknikleri ve istasyonlar ise kolaj, yağlı boya ve karışık teknik. Uygulamanın yapılacağı alan ise 90'a 110 santim tuval olarak belirlenmiştir. Öğrenciler bu çalışmaya başlamadan önce istasyon tekniği, natürmort ve konuyu uygulayacakları resim teknikleri hakkında bilgilendirilmişlerdir. Çalışmada yer alan öğrenciler 5'er kişiden oluşan 3 gruba ayrılarak geliştirilen 3 istasyon merkezinde dersi veren öğretim elemanı rehberliğinde 3 saatlik derste 60'ar dakikalık sürelerde dönüşümlü olarak çalışmışlardır. İstasyon tekniği tüm sınıfın her aşamaya, her istasyonda katkı sağlayarak bir öğrenci grubunun yaptığını daha ileriye götürmeyi hedefleyen öğrenci merkezli bir tekniktir. İstasyon tekniğinde her öğrenci çalışmanın ağırlık noktasını kendisi belirler, kendisini ona göre yönlendirir ve ilgisine yönelik olarak çalışır. Bu tekniğin amacına ulaşabilmesi için de istasyonların çok iyi şekilde tasarlanması, her istasyonun amacının açık şekilde belirlenmesi ve uygulama sırasında herhangi bir karmaşa yaşanmaması için her grubu yönlendirecek birer öğrencinin yönetici, şef olarak görevlendirilmesi, seçilmesi çok önemlidir. Her istasyon kendi hedefini belirlemeli ve öğrenciler hedefe ulaşmak için çalışmayı tamamlamalıdır. Uygulama aşamasında her grup belirlenen, seçilen şefler doğrultusunda çalışmalarını ayrı istasyonlarda belirtilen sürelerde yürütmüştür. İstasyonların yer değiştirmesi ve sürenin kontrolü yine dersi veren öğretim elemanı tarafından düzenlenerek takip edilmiştir. Her grup 3 farklı istasyondaki çalışmayı sırasıyla tamamlamak zorundadır. Öğrenciler uygulamasını yapacakları natürmortu atölye içinde bulunan objelerden kendileri oluşturmuştur. İlk önce her istasyon yapacağı natürmort uygulamasının küçük boyutta bir eskizini çalışmıştır. Eskizler oluşturulduktan sonra birinci istasyondaki öğrencilere kolaj, ikinci istasyondaki öğrencilere yağlı boya, üçüncü istasyondaki öğrencilere ise karışık teknikle natürmort uygulaması yapmaları söylenmiştir. Böylelikle herkes istasyonun başına geçerek yaptıkları eskiz doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. Verilen süre 60 dakika. Böyle bir sürede ancak çalışmanın belli bir kısmını tamamlayacaklarını düşündüğümüz için bu kadar bir süreyi tercih ettik. İlk 60 dakikada 3 istasyonda kompozisyonlarını oluşturmuş ve kendileri için belirlenen teknikle çalışmalarını sürdürmüştür öğrenciler. İlk 60 dakika bitince her bir istasyondaki öğrencilerin yerleri değiştirilmiştir. Yaptıkları çalışmalar bulundukları ortamda bırakılmıştır ve herkes bir sonraki istasyona geçerek çalışmalara kaldıkları diğer arkadaşlarının bıraktıkları yerden devam etmişlerdir. Böylelikle birinci istasyondaki öğrenciler karışık teknik, ikinci istasyondaki öğrenciler kolaj, üçüncü istasyondaki öğrencilerin ise yağlı boya tekniğiyle natürmort uygulamasına devam etmesi istenmiştir. Son olarak tekrar bir 60 dakikalık süre verildikten sonra son olarak öğrenciler istasyonlarını tekrar değiştirmiş.
Bu sefer de birinci istasyondaki öğrenciler yağlı boya, ikinci istasyondaki öğrenciler karışık teknik, üçüncü istasyondaki öğrenciler ise kolaj istasyonuna geçerek Natürmort uygulamasını bitirmişlerdir. Böylece bütün öğrenciler her istasyonda bütün teknikleri deneyimleyerek çalışmaları bitirmiş oldular. Burada çok keyifle çalıştıklarını söyleyebilirim. Benim atölye dersimde yapıldı bu çalışma. Fakat ilk başta şöyle bir şey oldu. Herkes kendi istasyonunda çalışırken tabii ki işleri belli bir sürede yoluna koydukları için kimse istasyonundan ayrılmak istemedi. Biz çalışmayı böyle yapıyoruz ve biz bitirelim diye aralarında konuşuldu. Fakat istasyon tekniğinin amacının bu olmadığını, herkesin farklı istasyonlarda çalışmayı sürdürmesi gerektiğini öğrencilere ilettikten sonra herkes diğer istasyonlara geçerek çalışmalarına devam etti ve bunun daha keyifli olduğunu söylediler daha sonra. Tabii sonuç olarak istasyon tekniğinin resim dersinde öğrencilerin yaratıcılıklarına, grup çalışması yaparak işbirliğine, bu teknikle yarım bırakılan bir işi tamamlama, bireysel ve grupla çalışma, yine grupla düşünme, tartışma ve uygulama yapabilme, hızlı düşünüp özgün ve yaratıcı işler üretebilme, ortaya bir ürün koyan öğrencilerin yaratıcı süreçlerine bu tekniğin çok olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca öğrenciler her istasyonda farklı öğrenme tekniklerini de deneyimlemişlerdir. Öğrenci merkezli bir teknik olması sebebiyle tüm öğrencilerin sürece aktif olarak katıldığı, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendiği de gözlemlenmiştir. Ayrıca tabii ki Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde böyle bir tekniği deneyimlememizin farklı bir amacı da vardı. Bizim öğrencilerimiz formasyon eğitimini bir sene içerisinde alabiliyorlar. Daha sonraki meslek hayatlarında öğretmenlik yapacaklarını düşündüğümüz için böyle farklı teknikleri derslerde onlara deneyimletmek onların meslek hayatlarına büyük katkı sunacaktır. O açıdan bunu belirtmek istedim. Çünkü formasyonu bir sene içinde aldıklarında birçok şeyi çok kısa sürelerde öğrenmek durumunda kalıyorlar. Bu açıdan tecrübe edinmeleri çok daha faydalı oldu. Uygulamalı çalışmaya katılan tüm öğrencilerin istasyon tekniğinin en temel özelliği olan yarım bırakılan bir işi tamamlama becerisini öğrendikleri ve ayrıca grupla çalışma, farklı fikirler üretme etkinliklerini aktif bir şekilde gerçekleştirdikleri de görülmüştür. Uygulama sonrasında öğrencilerin görüşlerinde uygulamayı eğlenceli bulma, grup çalışmasının faydalarını fark etme, bireysel farklılıkların önemini anlama, hızlı karar vermeyi öğrenme, grup çalışmasında aktif olmayı öğrenme, farklı bakış açılarıyla yaratıcı sürece katkı sağlama, empati yapabilme gibi ifadelere yer verdikleri görülmüştür. Bu düşüncelerden yola çıkarak istasyon tekniği uygulaması ile öğrencilerin plan yapma, grup oluşturma, hızlı üretme, gruplara temsilci seçme, teknik hakkında bilgi edinme ve tekniğin resim dersi ve birçok farklı derste de uygulanabileceğini öğrendikleri anlaşılmaktadır. Öğrencilerin yaptığı işlerden şöyle görselleri paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii ki bizde Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde okuyan öğrencilerin öncelikli hedefi bireysel ve özgün işler üretmek. Yani kişiye özgün olması. Fakat dediğim gibi ileriki meslek hayatlarında onlara katkı sunacağını düşündüğüm için böyle bir teknikle ortak bir çalışmayı da nasıl yürütebileceklerini görmeleri açısından çok faydalı bulduğumuz için böyle bir araştırmayı deneyimledik. Yapılan çalışmalar. Tabii ki daha uzun sürelerde aktif olarak öğrencilerin katılımıyla bu tarz çalışmaların tekrar edilmesi
güzel şeyler ortaya çıkaracaktır. Atölye içinden öğrencilerin farklı istasyonlarda çalıştığını gösteren bir fotoğraf. Başlangıç aşamalarında. Fotoğraflardan da gördüğümüz kadarıyla öğrenciler çok keyifle çalıştılar. İlk başta isteksiz başlasalar da sonrasında bu tekniğin çok keyifli olduğunu kendileri de kabul etti. Tabii ki bu çalışma sadece 4. sınıf öğrencileriyle değil, 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan farklı sınıflarda da yapılması düşünülmüştü. Fakat araya pandemi süreci girince yüz yüze eğitim sürecimiz durduğu için sadece 1. sınıflarla bu deneyimi yaşayabildik. Tekrar yüz yüze eğitim başladığı zaman 2. ve 3. sınıflarla da aynı deneyimi yaşayıp bunu daha kapsamlı bir şekle dönüştürmeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi sözü araştırma görevlisi Nurdan Cenik hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhaba hocam. Teşekkür ederim öncelikle. İsmim Nurdan Cenik. Şu an Osmaniye Korkutucu Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünde araştırma görevlisiyim. Türk resim sanatına çok büyük bir katkısı olmuş olan, yani Türk resim sanatının çok büyük değerlerinden olan Mehmet Başbuğ hocamızın anısına yapılan bu araştırmada bana da yer verildiği için çok mutluyum, çok gururluyum. Çok heyecanlıyım aynı zamanda. Bu yüzden doğru kelimeleri seçip konuşamazsam şimdiden hem değerli hocalarımdan hem değerli izleyicilerden, dinleyicilerden özür diliyorum. Ekranımı paylaşayım hocam. Yapamadım ama bir saniye. Hocam geldi mi ekran? Evet, şu anda görüyoruz hocam. Teşekkür ederim. Bugün sunmak istediğim konu Cynical Realism diye buraya yazdım ama şunu da belirtmek istiyorum. Alaycı gerçekçilik Türkçesi ama benim alışkanlığımdan dolayı eğer sunum esnasında yine cynical realism diye bahsedersem alakalı gerçekçilik olduğunu vurgulamak istiyorum öncelikle. Hocam çok özür dilerim. Ses biraz yankı yapıyormuş ama bir yerde YouTube açık mı ya da herhangi bir başka bir yakınlarda bir yerde? Olabilir hocam. Bir saniye kontrol edeyim. Eğer YouTube ya da açıksa, Facebook açıksa onları kapatalım çünkü yankı yapıyor. Şu anda bütün şeyleri kapatıyorum ama hocam şu an iyi mi sesin? Bilmiyorum. İzleyicilerimiz eğer ses yankı yapıyorsa yine söylerler. Siz devam edin hocam. Peki. Cynical Realism yani alaycı gerçekçilik akımı bağlamında Yu Mingzhu'nun eserlerinin ironi mizah kavramlarıyla ilişkisini inceleyeceğim. Mingzhu'nun kendi eseriyle bir fotoğrafı. Bu çalışmada Çin çağdaş sanatçılarından Yu Mingzhu'nun örneğinde cynical realism yani alaycı gerçekçilik ve bu kavramsallaştırma içeriğinde yer alan sanatsal üretimlere yansıyan tarihsel ve kültürel arka plan incelenmiştir. 1990'lı yılların başında bir grup sanatçı politik duruşlarını ve alaycı tavırlarını plastik bir dile dönüştürmeleriyle dikkat çeker. Günümüzde Çin'de hala varlığını sürdürmekte olan ve yaşamın her alanında kendini gösteren yoğun baskı ve sansürün bu tavrın sürdürülmesinde önemli bir etken olduğu düşünülmüş ve bu araştırma planlanmıştır. Araştırmada cynical realism ve Yu Mingzhu'nun eserleri Çin tarihinin bazı dönüm noktalarıyla ilişkilendirilerek anlatılacak. Öncelikle alaycı gerçekçiliğin tanımından bahsetmekte fayda var. Müstehzi, sinik gerçekçilik olarak da tanımlayabileceğimiz akım
alaycı, insani iyiliğe inanmayan, küçümseyen, gülünç ve benzeri anlamlara gelmekte. Ana teması sosyopolitik olaylara ve tarihi olaylara odaklanma olan alaycı gerçekçilik 1980'lerde Pekin'de ortaya çıkmış ve temel olarak sosyopolitik sorunlardan etkilenen günümüz sanat eğilimlerinden birisidir. 1980'lerde ortaya çıktı dedik. Bu yüzden 1970'lerin ve sonrasının Çin sanat ortamından kısaca bahsetmek istiyorum. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Mao Zedong'un iktidarda son 10 yılı içinde 1966-76 yılların arasından bahsediyoruz. Çin devriminin ruhunu yeniden canlandırmak için başlattığı kültür devrimi geleneksel kültüre toptan bir saldırı içermekteydi. Ve bu doğrultuda dört eskiler, yani eski alışkanlıklar, eski adetler, eski kültür, eski düşünceler yasaklanmıştı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Feinberg'in 1940'tan Günümüzde Sanat adlı kitabında şöyle bir ifade vardı. Mao Zedong'un bu doğrultuda yine eski aile albümlerini dahi imha ettirdiğiyle ilgili bir ifade okuduğumu hatırlıyorum. Bu süreçte Çin sanatı kültür devriminin yoğun etkisinde kalmış sosyalist gerçek sosyalist ideolojinin öngörülerine uygun olarak gelişmiş ve daha çok bir propaganda aracı olarak işlev görmüştür. 80'li yılların sonlarında tüm dünyada ideolojiler dışı bir özgürlük dili olarak kabul edilen postmodern esintiler Çin'in genç kuşak sanatçılarını da etkilemiştir. Alaycı gerçekçilik bu etkileşimli ortamda ortaya çıkmış, otoriterleşmeye, tek tipleşmeye ve sosyal gerçekçilik anlayışıyla betimlenen üretim biçimine tepki duyan genç sanatçılar postmodernizmin alaycı ya da şakacı dilini benimsemiş ve kendi sosyal politik kültürlerini kültürleri ile dünya görüşleri arasında kurdukları örüntüyü eserlerinde çarpıcı bir biçimde sergilemişler. Çok özür diliyorum. Şu görseli değiştireyim. Sinikal realizm örneklerinde kullanılan ifadeler nesneler ve figürlerin ilişkisi veya ilişkisizliği tekinsizlik kavramı da içinde barındırmakta ve bu doğrultuda izleyiciyi rahatsız etme, dolayısıyla düşünmeye itmektedir. Tekinsizlik kavramı mizah yönden ele alındığında şu yorumdan bahsetmek mümkündür. Bir savunma tepkisi de olabilen gülme eğilimi öznenin korktuğu, rahatsız olduğu şeyden kaçma biçimi olabilmektedir ve huzursuz eden şeyin karşısında gülme eğilimi çıkarılarak kaygıdan, rahatsız edicilik etkisinden uzaklaşılmaktadır. Minju'nun eserlerinde direkt olarak gülen portre veya portrelerle karşılaştır. Bu gülüşler mizahi bir durumdan mı kaynaklanmaktadır yoksa içinde bulunan bu belirsiz sürecin ironik bir ifadesi midir? Bir dışa vurum olarak kahkahanın eserlerinde ısrarla kullanılması Minju'nun için dünyayı, insanları ve olayları gerçekten komik bulduğundan kullanılan bir ifade midir? Yoksa içinde bulunan bu durumu açıklayacak olan, yani insanları ve olayları gerçekten komik bulduğundan kullanılan bir ifade mi, yoksa temelinde daha derinlerde bağlantı sağlanılacak ilham alınan durumlar mı vardır? Bu soruların da muhtemel cevabı olabileceğinden dolayı 1989 Tiananmen Meydanı olaylarından kısaca bahsetmek istiyorum. Çin'in Sovyetler Birliği'ndeki reform sürecinden etkilenmesi Tiananmen Meydanı eylemlerine yol açmıştı. Olayların başlangıcında öğrenciler ve işçilerin reform talepleri vardı. İşçiler sistemin liberal reformlar sonucunda işsizliğe yol açtığını belirtiyor ve devlet kontrolünün artırılmasını istiyordu. Dönem koşulları itibariyle plastik mermi gibi alternatiflerin olmayışında gösterilerin sadece durdurulmak istenmesi esnasında kontrolden çıkıyor ve bugün 4-6 olayları olarak da bildiğimiz, duyduğumuz veya büyük bir katliam yaşanıyor. Minju'nun bu 4 Temmuz 1989 yılındaki Pekin'deki Tiananmen Meydanı katliamından doğal olarak etkilenmiş olduğu ve sanatçının bu etkiyle içselleştirdiği durumu eserlerinde alaycı, ironik bir ifadeyle ortaya koyduğu düşünülmektedir. Kahkaha temasını resimlerinin tamamında işlemiş olan ressam zaman zaman izleyiciye ünlü tablolara referans içeren çalışmalar da sunmuştur. Minju'nun İnfaz adlı eseri de şurada olacak eserde. Ölmüyormuş gibi veya öldürmüyormuş gibi yapan gözleri kapalı figürler görüyoruz. Figürler ve kompozisyon oluşumları şiddetli eylemlerin şiddetsiz eylemlermiş gibi gösterilmesini konu edinmiştir. İçinde bulunduğu tüm olumsuz durumları Yu Minjun alaycı bir ifadeyle ele almış. Geçmiş toplumsal siyasi bir takım olayları bazı çalışmalarda klasik eserleri özellikle kendi
anlayışına paralel doğrultuda üretilen klasik eserleri referans göstererek komedi yönüyle yeniden yorumlamıştır. Sanatçının Mali'nin İmparator Maximilian'ın İdamı adlı eserine atıfta bulunduğu bu infaz adlı çalışması bu açıklamayı destekler niteliktedir. Sanatçının pop art tarzında yeniden yorumladığı eserde Mali'den farklı olarak figürlerin kurbanları elleriyle hedef aldığı, yani silah doğrultmayı taklit ederek hedef aldığı görülüyor. Hem kurbanların hem de yani silah doğrultanların yine böyle şiddetli bir şekilde güldüklerini görüyoruz. Burada Minjun yorumladığı bu klasik eserlerle izleyiciye belki de en politik eserini sunuyor. Kahkahalar toplumun yaşam koşullarını saçmalığı ve siyasi baskıya karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizması olarak izleyici karşısındadır. Minjun bu çalışmalarıyla ilgili olarak bir röportajında şunları dile getirmiştir. Çalışmalarımdaki kahkaha toplumun bize dayattığı haklarımızın olmadığı çaresizlik, güçsüzlük ve katılım durumunun bir temsilidir. Kısacası hayatım. Bazen kültürle ve insanla ilgisizliğe karşı savaşmak için sadece devrimci bir silah geliştiriyorsunuz. Kahkaha demiştir. Sonuç olarak kahkahayı şiddet ve kırılganlığın bir işareti olarak kullanan sanatçının eserleri modern günlük kaygı ruhu ile doğu felsefi karakteri arasında denge kurarak sonsuz bir alaycı tanık kimliğiyle gerçekliğin hakiki özne bir cevap oluşturur. Gerçekliği inkar etmeyen ama şüphet duyan sanatçının eserlerini gerçekle yüzleşmenin çaresizlik ve iyimserlik çığlığının yansıdığı düşünülebilir. Sunumum bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyorum Nurdan hocam. Rica ederim hocam. Biraz heyecanlıydım, kusura bakmayın. Sürçülü insan yaptım. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet Leyla hocam. Katılımcı arkadaşlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Buyurun. Leyla hocam, az önceki teknik arızadan dolayı özür dilerim ben. Sunumum o anlamda yarım evet. kaldı. Evet. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz şimdi. Ben evet oradan devam etmeye çalışayım eğer bir sıkıntı olmazsa. Tamam hocam, buyurun. Tamam. Ekranım görünüyor mu hocam? Evet görünüyor. Tamam. Terry Fox'un Berkeley Üniversitesi Sanat Müzesi önündeki Büyük Çiçek Tarhı'nı Vietnam Savaşı'nda kullanılan dev makinelere benzer bir aletle yakması işi o dönem Amerika'da yapılan protesto eylemlerinden farklı değildir. Fox bu işe yaprak dökülmesi ismini vermiştir. Modern dönemin geleneksel sanatsal çalışmalarından oldukça farklı, oldukça muhalif bir çalışmadır. Bir sergi salonunda sanat camiasının sessizlikle izlemeye geldiği giderken de estetik bir haz ya da estetik bir yargıya sahip olduğu bir iş değil. Oradan tesadüfen geçenlerin bile dahil olduğu, ne olduğunu anlamaya çalıştığı, işin bağlamı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra artık eskisi gibi düşünemeyeceği düşüncelerin zeminini kaydıran bir iştir bu. 1941 yılında Londra'nın Ulusal Galerisi'nde insanları şaşkınlığa uğratacak boyutlarda bir olay gerçekleşti. Mary Richardson, aynadaki Venüs tablosunun önünde durarak cebinden çıkardığı iri bir balta ile bu kıymetli tabloya darbeler atmıştır. Sanatçı çoğu insanı şoke eden bu eylemini 1923 yılında kaldığı cezaevinde kadın hakları için yaptığı aşık grevi sırasında ağır sağlık problemleri yaşamış olan Parkinson'a adamıştır. Kadın hakları savunucusu aktivist bir kadın olan Richardson'ın bu gerili eylemi sonraki dönemlerde de yapılacak olan sanatsal eylemlerle gösterdiği benzerlik yönünden önemlidir. Sanat artık kutsal mekanlarda sergilenmiyor, benzer derecede kutsal mekanlara da muhalefet edebiliyordu. Savaşlar dahil yaşanan tüm toplumsal olaylar hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının, tüm bakış açısının sarsıntıya uğramasının, kişilerin içsel serüveninin yıkımlara doğru kaymasının ve her şeyin yeniden değerlendirilip yeniden düşünmesi gerektiğinin sebebidir. Hiçbir kutsal sebep, ulu amaç, en masum istek, tüm bellekleri ezip geçen insan dininin olguyu baştan sona sorgulamaya iten bu kaotik ortamın gerekçesi olamaz. Martha Rosler, uzak doğu protestocuların emperyalizme karşı kullandıkları sloganı olan savaşı yurda getirmek sloganını kullandığı Amerikan orta sınıf ev hali görüntüleriyle savaş görüntülerini montajladığı fotoğraf çalışmalarıyla Vietnam Savaşı'ndaki görüntüleri agitatif bir şekilde yeniden yorumlayarak üretmiştir.
Nancy Spero çalışmalarında devlet şiddetinin kadınlara yönelik tarihsel ve güncel biçimler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için farklı imgeleri bir araya getirmiştir. Vietnam Savaşı boyunca savaş ve cinsel konuları işleyen Spero, 1970'in ortalarından itibaren Uluslararası Af Örgütü'nün Latin Amerika'daki kadınlara yapılan işkenceler konusundaki raporlarına dayanarak yaptığı yazılı ve görsel çalışmalarla bunları genişletmiştir. Gestapo Kurbanı isimli çalışmasıyla ön planda yer alan kadın figürü ve bu figüre destek verdiklerini anladığımız arka planda çoğaltılmış kadın figürleriyle izleyiciyi de bu desteğe çağırmıştır. Her bir kadının Masha Burskine ile beraber yürümeye davet etmiş gibidir sanatçı. 1968 olaylarından sonra giderek daha politik bir kimlik kazanan Joseph Beuys'un Berlin'de 1972 yılının 1 Mayıs gösterileri sonrasında çöpçülere yardım etmek için sokakları süpürmesi eylemi gibi performansları sanatı toplumsal dönüşme yönelik bir araç olarak kullandığını tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. 1960'larda feminist performans sanat hareketinin üyelerinden Suzanne Lise ve Leslie Labovitz birlikte 1977 yılında yas ve nefret içinde eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu gösterilerinde tecavüze uğrayarak öldürülmüş kadınları almışlar ve bu cinayetleri suistimal edip kendi çıkarları doğrultusunda kullanan basını eleştirmişlerdir. Sanat performansı ile politik eylem arasındaki sınırların muğlaklaştığı bu performansı izleyenler katil kurban meselesini üretmekten öte bir bakış açısıyla Los Angeles'ta tecavüz ve ölüm istatistiklerini kamuoyuna duyurmak ve erkeklerin kadınlara yönelik cinsel şiddetin bir toplumsal şiddet olgusu olarak gündeme getirilmek gerektiğini öne sürüyorlardı. 10 ay hapis ve ağır para cezasına çarptırılmasına yol açan sanattaki yozlaşmayı ve ticarileşmeyi protesto ettiği eylemiyle sanat dünyasını sarsan bir sanatçı da Alexander Brenner'dir. Malevich'in Suprematizm adlı tablosunun üzerine yeşil sprey boyayla dolar işareti çizmesi bu sarsıntının sebebidir. Bu onun ilk eylemi de değildir. 95'te 1. Çeçen Savaşı sırasında bir boksör gibi giyinip Kızıl Meydan'da Boris Yeltsin'i kavgaya davet etmiştir. Savaşa karşı olduğu için yaptığı bu eylemden dolayı da tutuklanmıştır. Özellikle 1980'li postmodern kuramların öne çıktığı yıllarda sanatçılar sanatsal nesneden çok toplumsal olana, cinsiyet ayrımcılığına, ırk ayrımcılığına, medya eleştirisi, müzelerin, galerinin eleştirisi, sanat güç ilişkisi eleştirisi gibi konuları irdeleyen sanatsal hareketlerle ilgilenmişlerdir. Bazı sanatçılar politik bir aktivist gibi provokatör işler yapmışlar, ajitatif ürünler ortaya koymuşlardır. Ektap Grandfury ve sanat pozitif gibi aktivist gay grup topluluklarda egemenlerin AIDS ile mücadele karşısındaki kayıtsız tutumu ve yetersizliği karşısında muhalif ve kışkırtıcı mesajlar için reklam ve ilan siparişleri vererek gerilla yöntemlerle sanatlarını gerçekleştirmişlerdir. San Francisco merkezli özel bağışlarla yürütülen gönüllü bir topluluk olan NAMES projesinin düzenlediği AIDS kult anıtı yapılmıştır. AIDS'ten ölenleri anmak, hatırlama ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. İngiltere'de dahil birçok başka ülkelerde yaptığı provokatif duvar resimleriyle ünlenen grafiti sanatçısı Bensky, savaş karşıtı, çevreci, hayvan hakları savunan, kapitalizm ve tüketimi eleştiren, bu doğrultuda ajitatif işler yapan bir sanatçıdır. Çalışmaları hem sosyal medya üzerinden hem de birçok ülkenin sokaklarında izleyiciyi kışkırtıcı niteliktedir. Disneyland'da kamusal bir alanda Guantanamo gözaltı kampı esiri gibi giydirilen bir şişme mankeni bırakması muhalif ve eleştirel yönü baskın bir çalışmadır. Marina Abramović sarsıntı yaratmakla ilgilenmedim. Hiç benim asıl ilgilendiğim şey insan bedeninin ve aklının fiziksel ve zihinsel sınırlarını deneyimlemekti. Bu deneyimi halk ile birlikte yaşamak istedim. Bunu tek başıma asla yapamazdım. Halkın bana bakmasına ihtiyacım var. Çünkü halk bir enerji diyaloğu alırsınız gibi bir söylemi olmasına rağmen onun yaptığı işlerin de ajitatif olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ısının gün geçtikçe arttığı bodrum katındaki bir mekanda kanlı hayvan kemiklerinin üzerine oturarak onları temizlemeye çalışıyor olması adeta savaşın utancını silmenin imkansızlığını temsil ediyordu. 4 gün boyunca kokunun gittikçe arttığı bir ortamda çocukluğundan kalan halk şarkılarını okudu, gözyaşı döktü. Başta son Balkan Savaşı olmak üzere dünyadaki tüm savaşları lanetledi. Sonuç olarak sanatın dili nedir? Ne anlatmak ister, ne söyler? Siyasi bir erkeğin elinde bir propagandaya dönüşerek kitleleri yıkımlara, savaşları öldürmeye davet edebilir mi? Sanatın bir yaratım olduğunu düşünürsek, yaratmak ile yıkma amacıyla kitleleri kanalize etmeyi aynı yerde düşünmemiz mümkün müdür? Kimi dönem siyasi olarak egemenin elinde böyle bir amaca hizmet için kullanılan sanat, bunu kabul etmek istemeyen ve etmeyen sanatçıların elinde egemene baş kaldıran kitlelere iktidarın karanlığına karşı ışık tutarak gözlerini karanlıktan uzaklaştırmaya çalıştıkları gözü
kara bir ajitatöre dönüşmüştür. Savaşın, şiddetin, yıkımın, ırkçılığın, köleliğin karşısına çıkarak tüm dünyaya sesini duyurmaya çalışmıştır. Artık sadece kağıt, boya, taş, kil ya da metalle dilini biçimlendirmiyor sanat. Sokaklarda, mitinglerde, evde, bedende izleyicisiyle birlikte izleyicinin duygu ve düşüncesinde sanatsal protestolarıyla ajitatif üretimler gerçekleştirerek sanatın sesini yükseltip dilini zenginleştirip sanatın bağlamını yapı söküme uğratıyorlar. Sanatçı sadece kişisel, dokunaklı bir yaşam öyküsünü, kişisel sırlarını değil, savaşa, kimliğe, cinsiyete, siyasete ya da ekolojiye karşı tutumunu aktararak bunu da izleyiciye düşünmeye, anlamaya ve hissetmeye kışkırtarak yapıyor. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ediyoruz. Sunumum burada bitti. Tekrardan özür diliyorum bu kopukluk için. Teşekkürler. Evet, son olarak söz almak isteyen hocalarım varsa buyurun. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Mikrofonları açabilirsiniz, kapalı olan varsa. Şu an sadece iki kişi mi görünüyoruz acaba, bilmiyorum. Ekranda ben şu anda kimseyi göremiyorum ama. Şöyle ha. Evet. Evet, Mustafa katıldım. Hocam buyurun, siz bir şey söylemek istiyor musunuz son olarak? Teşekkür ediyorum Leyla Hocam, sağ olun. Diğer katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Mehmet Başbuğ Hocam'la hayatta tanışma fırsatım olmadı maalesef. Ancak şunu diyebilirim, iyi insanlar her zaman geride bıraktıkları eserlerle ebediyen anılacaklardır. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Organizasyonda da emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nurdan Hocam, siz bir şey eklemek istiyor musunuz? Ben de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Ben de böylesine nitelikli bir araştırmada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bana böyle fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum. Hem Art Süren hem organizasyon ekibine. Teşekkürler. Kıymet Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa sürede böyle bir sempozyumun hazırlığı kolay olmasa gerek. Gerçekten çok kişinin emek verdiğini tahmin edebiliyorum. Başta Fırat Hocam olmak üzere Art Sürem ekibine de ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bugünkü sunumlarımız için de sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de sempozyuma emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta Fırat Hocam olmak üzere. Bütün katılımcılara da başarılar diliyorum. Aynı zamanda tanışmaktan onur duyduğum saygıdeğer Mehmet Başbuğ Hocam'ın resminin önünde de bu sunumu yapmaktan onur duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı sunumların olduğu bir oturum oldu benim için. Çok güzel bir sunum oldu. Dinlemekten keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumumuz saat 7'de başlayacak. Yine YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum bütün dinleyicilerimize ve katılımcılara. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.